Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok pratik ve çok lezzetli tavuklu kesediye yapacağız. Hemen tarife geçelim. Tarife ilk olarak tavukları marine ederek başlayacağım. Küp küp doğradığım tavukların üzerine biraz köri, tatlı pul biber, sarımsak tozu, biraz tuz ve biraz ketçap ekleyip tüm tavukları karıştırarak harmanlayacağım. Tarifin detayları ve malzeme listesi açıklamalar kısmında yazıyor olacak. Bilginiz olsun. Şimdi tavukları böyle bir en az 15-20 dakika buzdolabında dinlendireceğim. Tavukların dinlenirken ben sebzelerimi sotelemeye başlayacağım. Hemen tavaya biraz sıvı yağ ekliyorum. Orta ateşte ilk olarak soğanlarımı ekliyorum ve bir tur kavuruyorum. Ardından biraz yeşil biber ve biraz kırmızı kapya biber ekliyorum. Ve üzerlerine biraz tuz ekliyorum ve iyice yumuşayana kadar tüm soğanlar ve biberler ölene kadar güzelce kavuracağım. Gördüğünüz gibi soğanlar güzelce karamelize oldu. Çok güzel bir renk aldılar. Biberler de çok iyi bir şekilde yumuşadı. Şu an sebze karışımım tamamdır. Altını kapatabilirim. Şimdi sebzeleri bir yere aldıktan sonra aynı tabada hiç yağ eklemeden direkt tavuklarımı pişirmeye başlıyorum. Yüksek ateşte bir 10-12 dakika çevire çevire pişireceğim. İçlerini açıp baktığımda bembeyaz olduklarını gördüm ve benim için yeterlidir. Altını kapatabilirim. Ve şimdi daha önce yapmış olduğumuz tortilla ekmeklerimiz vardı. Hemen onlardan bir tane alıyorum. Şöyle ikiye katlıyorum yeri belli olsun diye. Şimdi içine koyacağım her şeyi önüme diziyorum. Bu sebze karışımım, tavuklarım ve biraz Meksika fasulyesi eklemek istiyorum. Onları koyuyorum. Ve de ben rende mozzarella peyniri aldım. Dilerseniz kendiniz de rendeleyip kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Hemen sırayla ilk kata peynir, daha sonra sebze karışımı, daha sonra tavuklar ve Meksika fasulyeleri ve tekrar üzerine bir sıra daha peynir geçtikten sonra tavamı yüksek ateşte ocağa alıyorum ve böyle bir tereyağı gezdiriyorum. Bir tavada iki taneyi rahatlıkla pişirebilirsiniz. Ben de iki tane hazırladım. Şöyle hemen ikiye katlayıp bastırıp tavanın üzerine koyuyorum. Tavanın üzerine aldıktan sonra da bir 5 saniye kadar bastırıyorum. Zaten hemen peynirler eriyecek ve tortiyaları yapıştıracaktır. Belli bir süre tavada tutuyorum. Böyle çevirdiğimde güzel altın sarısı bir renk alacak ve tortilla hamurlarımız güzel cips gibi kıtır kıtır olmuş olacak. Her iki yüzünü de güzelce çeviriyorum. İçerisinde elinizde ne varsa dilediğiniz malzemeyle çeşitlendirebilirsiniz. Hemen şöyle 3'e kesiyorum. Yeme şeklini de siz seçin. İster bütün yiyin, ister 2'ye 3'e bölün. Bu kadar pratik olmasına karşın bu kadar lezzetli ve doyurucu bir yemek. Yanına biz bir de guacamole sos yaptık. Onunla birlikte yiyebilirsiniz. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.